Sanem Hanım, siz hala burada mısınız? Çıkmamış mıydınız? Çıkmadım. Çıkamadım. Yani Bambi Gamze o kadar çok çay içti ki borçlarını toplamaktan helak oldum. Buradan da kıraathaneye falan gitmiştir. Sen mi sevmedin sanki? Sınamadın. Ben mi? Yoo, niye sevmeyeyim? Sevilmeyecek insan mı Bambi? Yani bir de sizin sevginizden bize fırsat kalmıyor. Ne yapıyorsun sen? Hıncımı alamadım da biraz daha inip çıkalım. Bambi'yi konuşalım biraz. Sanem, normalde sana açıklama yapmak zorunda değilim ama sırf bunalıma girme diye, tamam mı? Küçük bir bilgiyi sana tekrar hatırlatayım. Gamze benim çok eski arkadaşım. Yo, onu anladık zaten. Bayağı eski arkadaşınız. Kamplar, karavanlar, mağaralar, eski. Hayır, sen neye sinirlendin ki şu an? Neye takıldın? Niye caz yapıyorsun yani? Ha? Ya bir mevzuyu netleştirebilirsek ben de ona göre bilinçli sinirleneceğim eğer sinirleneceksen. Yo, siz hiç sinirlenmeyin. Siz hep böyle yakışıklı kalın. Kadınlar da koşsun peşinizden. Sanem, şuna basıp durma ya. Benim gitmem lazım ya. Benim konsere yetişeceğim. Oo, konserler, monserler. Hazır flört var. Kaçırmayın tabii. Ne flörtü ya? Ne? Ne flörtü? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, siz bana demiştiniz ya, ben hayatım boyunca hiçbir kadına böyle açılmadım diye. O yalanmış. Sanem, benim yaramı kaşıma istersen. Yalan mı? Yalan. Buz gibi yalan. Bayağı yalan yani. Sen ta o gün Luna Park'ta Emre'ye demedin mi ben bu adamdan ayrılacağım diye? Bu kulaklar yanlış mı işitti? Konumuz bu mu şu anda? Tam da bu. Tam da bu hanımefendi. Tam da bu. Yanınızda hangi kadın görsem benden daha iyi tanıyor sizi. Sen şey yapmaktan beni fırsat bulup... Ne yapma şey yapmaktan? İşte arkamdan iş çevirmekten beni fırsat bulup tanıyamamış olabilir misin acaba? Sen bir düşün istersen bunu. Ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Sizin kardeşiniz çevirdi o işleri. Ya benim açıklamama izin vermiyorsunuz ki. Gözlerimin içine bile bakmıyorsunuz. Bakmıyorum. Evet, bakmıyorum sana. Bakamıyorum çünkü. İçim titriyor sana bakarken. Anlıyor musun? Tuz buz oluyor benim bütün iradem. Tamam mı? Oldu mu? Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ne oluyor? Bozuldu işte. Yani kaldık, tamam. Kaldık mı? Evet, öyle bir şey oldu. Bozuldu mu? Evet, ara katlayız. Şu an kaldık. Nasıl ya? Korkmalı mıyım ben şu anda? Ne bileyim, keyfine bak. Kork istersen. Kimse yok mu? Ya o ne biçim soru bir kere? Soru yanlış. Hatalı bir soru. Niye yanlış, hatalı soru? Ya kimse yok mu ne yani? Kimse yoksa sana yokum diye mi bağıracak? Ara kattan sana yok mu diyecek? Ne diyecek yani? Ay, sizin bu azminiz ne olacak peki? Kimse var mı o zaman? Bağırma, kulağımın dibine bağırma benim. Daha bağırma, tamam çözeceğiz. İmdat! Bitleme, dur. Basın bari, basın, tamam, tuşa basın. Bir sakin olur musun? Bir sakin ol ya, Allah Allah, tamam. Asansör yani. Of Sanem'is ya. Valla tam bir şey danışacağım. Bir şey soracağım, ortalarda yoksun yani. Ben gitsem mi ki acaba? Bizim senin hiç mi gururun yok ya? Var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Of! Of CC, of. Leyla, selam. Ya incik var mı sende? Annem yarım kilo istedi de. Var var. Hemen vereyim ben. Otursana, bir çay söyleyeyim. Yok, oturmayayım. Hazırla da hemen alıp gideyim. Tamam. Neyin var? Bir şey mi, moralin bozuk? Ya Sanem'le aramız bozuk biraz. Şu sözleşmeyi sakladığın için mi? Sanem mi anlattı? Yok, tahmin ettim. Nasıl? Nasıl tahmin ettin ya? Tahmin ettim işte. Ya geçen gün mahallede Emre ile seni gördüm. Dosyanın da kaybolduğunu biliyorum. Öyle tahmin ettim. Yoksa o Emre menfaati olmadan niye gelsin ki buraya? Menfaatinde ne olduğunu biliyoruz da. Neyse. Osman, düşündüğün gibi değil aslında. Leyla, sen bunları yapacak bir insan mısın? Kardeşine yalan söyleyecek, arkasından iş çevirecek bir insan mısın? Hayır. Bence de değilsin. Leyla, sen iyi bir insansın. İyi kalmaya da devam et. Bak, birini ne kadar seversen sev, aşkının gözünü kör etmesine izin verme. Of, lütfen rahatsız olmayın. Aa, ne yaptın kız? Buzlar kraliçesi. Etleri şoklamaya mı geldin? Görüşürüz. Bu da bir triplerdi. Leyla. Bunu unuttum.
parasını vermeyi unuttum Osman ya. Yok yok, Nihat amcayla hallederiz biz. Tamam. Görüşürüz. Ah be Osman, yorulduk be koçum. Hı? Yıprandık be tosunum. Vallahi kullanmadan eskidik be koçero. Hı? Ne yapıyorsun oğlum? Ne zaman bitiyor işin? Var biraz daha işim, ne oldu? Nasıl biraz daha işim var? Sen kasap adamsın. Fazla mesai mi yapıyoruz biz burada? Evimize gidelim, rahat rahat dinlenelim. Vallahi yorulduk. Eğer gelmeyeceksen bana bir köfte sar. Ben gideyim önden sofrayı hazırlayayım. Sen yemeğini yerken ben de ayaklarımı uzatıp TV'ye bakarım. Muzo. Kardeşim, sürekli bizim evde kalamazsın, biliyorsun değil mi? Nasıl sizin evde kalamazsın? Oğlum ben nerede kalayım? Kardeşim diye lafa başladım, böyle mi bitirilir? Benim kalacak yerim yok da nerede kalayım? Sizde kalayım. Muzo bak, her evin bir düzeni var. O yüzden sen de bir an önce annenle aranı düzeltmeye bak. Vallahi ama Osman ya, gerçekten mi kardeşim? Vur be, düşene bir tekme de sen vur. Aman üşenme. Yemin ediyorum, vefa bir semt adı. Muzo. 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 Of. Vallahi gerçekten daraldım. Burada nefes alamıyorum. Çıtırdan, çıtırdan evet. Ama bu asansörler bozulsa da havalandırma sistemleri çalışır yani, merak etme. Asla bozulmaz demiyor da. Öyle vakti zamanında medeni insanlar gibi paşa paşa çıkıp gitseydim buradan kibarca, şimdi bu hallerde olmayacaktık, bu hallere düşmeyecektik yani. Ben gayet medeni bir insanım. Medeni olmayan sizsiniz. Yani karşınızdakinin söylediklerini bile dinlemiyorsunuz. Sanemciğim bir susarsan, az laf çok iş lütfen. Hemen dön tabii telefona. Şarjı bitti telefonun ya. Benim telefonum da çekmiyor. Yok. Bu kapaklardan mı yoksa? Oluyor yani. Ne bileyim işte silahlı adamlar falan kapağı kaldırıyorlar, buradan çıkıyorlar, adamları öldürüyorlar. Gerekiyorsa da asansöre atıyorlar cesetleri. Oluyor mu? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Belki bu kapak da açılır. Ya neyi açalım? Sen o kapağı aç, bana kapak olsun. Ya açsan da bizlik bir şey yoktur zaten. Nasıl açacaksın sen o kapağı? Açsan ne yapacaksın? Sırf atta kalmamak için konuşuyorsun Sanem, bravo. Saçma sapan hareketler yapma. Nasıl anlatacaksın adama? Karem, iyi misin? Ne oldu? Ha, aa, cevap ver yani bakalım. Bu kapağı açmamız gerekiyor. Eğer beni kaldırırsan ben o kapağı açarım. Yok artık. Ha, taktın yani kafaya onu. Açacaksın yani o kapağı, okey. O zaman seni kucağıma alayım. Kaldırayım. Oldu. Hadi hadi, sen de az manyak değilsin. Ay uylanıyorum, uylanıyorum, uylanıyorum. Evet, evet Can Bey. Can Bey, Can Bey yapmayın. Ne olur yapmayın, ne olur ben de gıdıklarım. Sende bir şey yok canım. Sen... Yapmayın. Tamam bıraktım, tamam. Soğuk. Tamam. Ay yapmayın. Tamam bıraktım, tamam. Soğukluğa hiç gerek yok, tamam bıraktım. Ciddi olalım biraz. O zaman ben seni omzuma almak suretiyle kaldırayım. Tamam öyle yapalım. Öyle tamam, yapalım. Ha, telefon koyuyorsun. Çekiyorum. Tamam. Tamam. Yavaş bin ama, tamam. Hadi miyiz? Gel. Tutundum. Bin. At önce sağa. Gel. Sola at. Taşıyabilecek misiniz? Ya sen... Can Bey. Ne? Düşüyor gibi oldum. Tamam, tamam mısın? Evet. Yavaş. Naim Süleyman oğlu muyum be? Ulan bak bir saniye. Ne yapıyorsun? Acaba bir sabit durabilir misiniz? Sabit Can duruyorum sen... şu an. Yükseleyim mi, alçalayım mı? Can abi? Bey. Nasıl daha rahatsın? Aa, açtım. Aa, tamam. Açtım. Tamam açtım. Bir saniye. Bir şey geliyor. Bir şey... Ne geliyor? Ne var orada bir şey? Ay! Ay Can! Tamam ver, ver. Can Bey. Tamam ver, ver. Bir şey var mı? Oldu, dur ama bir dakika kımıldamayın lütfen. Duruyorum şu an. Çıkış var mı buradan acaba? Bir tur dönün tamam, Can Bey, bir tur dönün. Dönün. Ne? Bir daha dönün. Yok. Aa! Evet, çıktım buralara. Başın güverdi mi? Yeter be, susun artık! Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın ya. Deli deli hareketler. Yok yok, siz bir tam durun lütfen, tam durun. Varsa vardır orada bir şey, yoksa yoktur yani. Söylesene. Tamam, diğer türlü dönün şimdi. Diğer ters taraftan. Soldan. Soldan. Döndük. Can, Can Bey, sabit durur musunuz? Sabit duruyorum. Dayandım duvara zaten, dayandım. Daha ne sabit duracağım?
Aşk olsun Can. Aşk olsun ama. Emre Bey, sizin ne işiniz var burada? Bele, hani bana zaman vermiştin? Hani abime vermeyecektin sözleşmeleri? Düşündüğünüz gibi değil Emre Bey. Vermeyecektim ama. Aması ne Leyla? Ben sana güvendim. İşlerin gerçekten yoluna girebileceğine inandım. Ama sen... sen sözünü tutmadın bana. Emre Bey, çok üzgünüm. Ama mecbur kaldım. Mecbur mu kaldın? Neye mecbur kaldın Leyla? Leyla? Ne oldu, bir durum mu var? Rami, yok Emre Bey benim patronum. İş yerinde bir sorun yaşamıştık da onu konuşuyorduk. Sağ ol. Tamam, eyvallah. Emre Bey, dilerseniz başka yere gidip konuşalım. Düşündüğünüz gibi değil. Ben şunları bırakıp hemen geliyorum. JJ, ne olursun kendine gel. Bak, aç gözlerini. Korkutma beni JJ. Ya resmen bana aşkından bayıldın ya. Bana bak, korkutma ama artık beni. Hadi aç gözlerini. Bugün ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Allah Allah. Daha sonra onu tuzağa düşürdü, kafama attılar. Sen sayıklıyor musun? Ne oldu, geldi mi kendine? Hadi aç gözlerini. Bak, ben yanındayım Ayhan. Kazana attı kadın onları. JJ. Kazana. Ayhan. Ay, geldin kendine. Ayhan. Ayhan, gözlerini kapa. Gözlerini kapasana. Beni bu halde görmeni istemiyorum. Gözlerini kapat. Kapat, gözlerini kapat. Niye kapatıyorum gözümü ya? Kapat şu an, kapat. Kapat, kapat. Allah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Sürpriz mi yaptın sen bana? Demek. Evet. Aç hadi, aç. Aha! Heyecanlandım ben de, işte sürpriz yapayım diye öyle bayılacağını düşünemedim ya. Ama insanın ağzına öyle pasta sokulur mu yani bir anda evinin kapısının önünde? Korktum tabii ki, bir de panik atak var bende, biliyorsun. JJ, bu arada saklamışsın ama ben gördüm her şeyi. Neyi gördün? Ya işte burada yastıkta benim fotoğrafım vardı. Tişörtü de gördüm. Kupa falan vardı burada. Bayıldığı halüsinasyon görmüşsün o yüzden. Konumuzda ne alakası var şu an? Başka konular konuşalım. Ben de sana... pasta aldım. Ha. Evet, kalp şeklinde pizza yoktu. O yüzden pasta alayım dedim. Bu kalpli mi? Düşmeden önce kalpti. Düşünce tabii. Dalağa benzemiş. İyidir, dalak kan yapar. Ha. o zaman ben bu dalağı bir dilimleyeyim bizim için. Ya. Evet. Evet. Oldu. Aa, kumandayı düşürdüm. Hay Allah. Her şeyi eve dağıtmışım.
görecek diye. Ha, şuraya bak, hale bak. Yani dedim sana, dinletemedim. Bekledin ki böyle çılgın aksiyonlar olsun. Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir şeyler olsun ama realiteye hoş geldin işte. Al, mahvettin orayı. Al, bu da eserin. Ne bileyim ya, filmlerde öyle oluyordu. Filmlerde oluyordu o, filmlerde oluyordu. O analog dönem Bediyane eski asansörlerde vardı o sistem. Yenilerinde o yok. Evet, demek ki bütün gece buradayız. Artık sabah geldiklerinde durumu ayarlar. Mesainin başlamasına kaç saat var? Yeterince var. Yapma ya. Ne yapacağız peki o zamana kadar? Oyun mu oynasak acaba? İşte sabaha kadar yapılacaklar arasında seçenekler sınırlı. Uyuyacağız mecburen. Uyuyalım mı? He. Ben strese uyuyamam ki. Hadi kalk. Uyumayalım. Konuşalım, biraz sohbet edelim. Birbirimize çocukluk anılarımızdan bahsedelim. Ben mesela çocukken yatağımın altında bir kaplan yaşıyor sanırdım. Ya hatta sanmıyordum da. Yani o kadar inanıyordum ki yatağa böyle zıplayarak giriyordum. Bir de ayaklarımı sallandıramıyordum hiç. Öyle kapar diyeyim. Ay evet. Çok korkuyordum. Senin var mı öyle bir anın? Var, benim de bir takım hikayelerim var. Bir keresinde bahçe duvarına çıkmıştım, öyle bisikletle geçmiştim. 2 metrelik bir duvardı aşağı yukarı. Ne? Neden? Arkadaşlarla iddiaya girmiştik gazozuna. Gazoz yeterli bir motivasyondu o zamanlar bizim için tabii. Kazandın mı bari? Affedersin, herhalde, herhalde. Ama babam sonra cezayı yapıştırdı. Tabii ben o gazozlarla evde cezamı çekmek zorunda kaldım. Şeker komasına giriyordum az kalsın. Akıllanmamışsın belli ki. Nasıl buldun pastayı? Güzel buldum. Yani beğendim. Güzel. Ben artık gideyim. Nereye gideyim? Senin evin ya burası, JJ. Ha yok canım, burası kira. Kira bu ara kentsel dönüşüm olduğu için burada kiralar çok ucuz. Evet, öyle. JJ. Bak, senin bu aşk konusundaki bu paranoyalarını, bu endişelerini falan ben hep anlıyorum, tamam mı? Ya zaten ben de daha farklı bir durumda değilim ki. Ama artık birbirimizden uzak durmasak olmaz mı? Olur mu? Ben hep kaçarım ama. Hep kaçtım bugüne kadar, öyle. Gel buraya, gel. Kaçak. Ağzın çikolata olmuş. Olur mu, olmaz mı görürüz için. Ayhan, ne yapıyorsun? Ben seni böyle böyle siliyor muyum? Senin de buraların hep çikolata olmuş. Evet. Bence sen... Sus. Hayır, bence muçmuş böyle ilişkide olmasın yani. Muçmuş ilişki ben hiç sevmem çünkü. Yani muçmuş böyle normal ilişki olsun. İlişki olmasın, ilişki olmasın. Zaten muç ilişki olmasın, olmasın. Gerek yok. Öyle efendim. Bence ne yapalım biliyor musun? Ya sen de ben önce böyle bir arkadaş olalım ya. Arkadaş olursak sonra her şey olur zaten. Hem böyle baskı falan da olmasın üstümüzde yani. Öyle sorgu sual falan. Rahat olalım ya. Öyle mi diyorsun? Mantıklı olabilir. Tamam, kabul ediyorum. Çak. Ben gideyim o zaman. Yok. Ben gideyim. Şaka yaptım zaten o şey olduğu için. Yolcu edeyim seni. Araşırız. Evet. Ya çık ben. Tamam. Şey oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Aynen. Yani sen hem sözleşmeyi bulmasaydı,
Abime söylemeyecektin öyle mi? Tabii ki söylemeyecektim Emre Bey. Ben size söz verdim sonuçta. Ama mecbur kaldım. Yoksa kardeşimi kaybedecektim. İyi yaptın. En azından birimizin hala kardeşi var. Ben sadece doğru olan şeyi yapmaya çalıştım. Lütfen inanın bana Emre Bey. Ben gerçekten sizi üzecek bir şey yapmam, yemin ediyorum. Farkındayım, çok korkunç günler geçiriyorsunuz. Hayatınız tepe taklak oldu. Siz böyle şeyler yapan bir insan değildiniz. Ben gerçekten çok üzülüyorum size. Siz bunları hiçbir hak etmediniz. Şşş. Al bunu, sil bakalım. Lütfen beni affedin. Tamam. Sen de üzme artık kendini. Lütfen siz de bir şeyleri saklamaktan vazgeçip gerçeklerinizle yüzleşin. Belki zor olan yol bu ama Can Bey sonunda sizi anlayacaktır. Ama onların en iyi albümü ilk albümleriydi. Asıl onların akustik albümleri vardı. Efsaneydi o. Benim favorim o şahsen. Aa, gerçi ben de CD'si olması lazım. Ben kaybettim herhalde onu ya. Valla ben de sapasağlam duruyor. İstersen vereyim sana. Sözleşmesini. Geçen geldiğinde o dosyanın içinde bir takım belgelerin olması gerektiğini ama bir şekilde olamadığını. İşte doğum günü partisini, hediyeleri falan vesaire. Bana öyle söylediler. Ben senin yaptığını... Biliyorum sana. Ben senin yaptığını düşündüm ve çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki. Beni affettiğini düşündüm. Biliyorum. Biliyorum çok zor ama umutlandım işte. Ve sana açıklamaya çalıştım bu durumu. Biliyorum. Her şeyi biliyorum ben. Dinlemedim seni, inanmadım sana. Hata bende. İşte tamam, ağlama. Üzülme. Bu mevzuları kapatalım artık, tamam mı? Konuşmayalım bir daha. Geçmişte bırakalım her şeyi. Ben en çok ne istiyorum biliyor musun? Her şey baştan başlamak. Yani her şey baştan başlasak olmaz mı? Sen benim için çok değerlisin. Sen de benim için öylesin. Salim. Efendim? Ben sana bir daha güvenemem. Nasıl? Ama daha demin... Evet, biliyorum. Ben daha demin bütün söylediklerimin arkasındayım, kelimesi kelimesine. Sen benim için çok değerlisin. Ve seni dinlemediğim için senden çok, çok, çok özür dilerim. Biz her şeye baştan başlayabiliriz. Ama? Ama... arkadaş olarak. Sanem... benim sana bir daha güvenmem... yani sevgili olarak sana bir daha güvenmem, sana tekrar kalbimi açmam... Çok zor. Çok zor, anlıyorum. Ama arkadaş olarak hep yanımda olmanı isterim.
arkadaş olabilir miyiz? Şu geçtiğimiz günler sana ulaşamamak, sesimi duyuramamak bir asır gibi geldi bana. Şimdi seninle böyle bu şekilde konuşuyor olmak o kadar uzaktı ki benim için. Böyle asansörde mi? Hayır. Böyle içten, samimi. Asansör bonus oldu. Yani biz sevgili olmasak da olur. Dostluğun, arkadaşlığın benim için çok önemli çünkü. Arkadaşız o zaman değil mi? Arkadaşız. Ne oluyor? Hareket ettik. Aa, kurtulduk mu? Muhtemelen. Can Bey, siz mi kaldınız asansörden? Evet, biz. Ha, bizim işlerimiz uzamıştı da herkes gidince de kimse duymaz diye düşündük. Ben aslında dışarıda görevliydim. Duymadım. Tamam. Bina içini dolaşırken gördüm arıza ışığını. Güzel. Eyvallah, sağ ol. Kusura bakmayın Can Bey. Estağfurullah, ne demek ya? Önemli değil. De sabah bir baktırın. Şu kapağa da bir baktırın, buraları mahvettik çünkü. Tabii efendim. Tekrardan kusura bakmayın Can Bey. Yok canım, önemli değil. Ne kusuru? İlk başlarda ben biraz korkar gibi oldum, evet. Ama sonra alıştım da aslında. Evet. Şu kapağı çözebilseydik aslında çoktan kurtulmuştuk. Belki görevli biliyordur öyle. Aynen. Ya işte onu konuştuk. O eski asansörlerde be. Can Bey, çıkıyor musunuz? Evet. Sanırım sen sevdin sanki galiba burada kalmayı, ha? Çok zor, çok. Yani fobisi olana çok zor. Saat 2 olmuş. Ayhan da açmıyor telefonunu. Ne yapacağım ben şimdi? Uyumuştur. Kapısını çalınca açar. Uyanır. Yok, hayatta uyanmaz zaten. Ben gidemem ona şimdi. Eve bırakayım ben seni o zaman. Yok mu anahtar? Var. Var da. Ama ben annemlere Ayhan'da kalacağım dedim. Şimdi annem evde beni yakalarsa ne işler çeviriyorsun diye soracak. Ne işler çeviriyorsun? Ben ne işler çevireceğim? Sanki asansörü ben bozdum. Ya asansör zaten bozukmuş. İki tane düğmeye bastık, durduk yani. Kaldık içinde. Aşk olsun. Aşk olsun ama. Niye böyle dalga geçiyorsun? Otele götür beni. Otele gidelim diyorsun. Ay. O şekilde değil. Yani şirkete yakın bir otel var ya, beni oraya götür. Sabah da ben hem geç kalkarım, direkt işe gelirim. Olur mu? Olmaz öyle şey ya, bana gelirsin. Sana mı? Aa, olur mu ki ya? Yok da hani. Bende yok o. Bu sistem yok. Olmaz öyle şey diyorum. Neden olmasın? Ya olur mu ki? Olmaz olmaz. Ben hiç rahatsızlık vermiyorum. Olmaz öyle şey. Ya Sanem, atlar mısın lütfen Allah aşkına ya? Biner mi? Saat kaç oldu? Hadi bin atla. Olur mu ki? Olur diyorsanız. Serseri ya. Çok yorulduk, çok. Evet ya, ben bir de açım sen. Ay ben de açım da. Bu saatte bir şey yenmez ki. Yenmez mi? Kim demiş? O normal insanların sıkıntısı ya. Bu saatte bir şey yenmez. O saatte şu yenir bu saatte. Bizlik bir şey yok. Beni ikna ettin. Ha. O zaman ben bir dolaba bakayım ne var ne yok. Boş ver dolabı falan. Şimdi mutfağa girmeyelim. Bir şeyler söyleyelim, getirsinler. Sipariş verelim diyorsun. Ha, uğraşmayalım bence. İddialı bir giriş yaptım ama pizza da ağır gelmesin gece gece. Tamam. He? Makarna soslu. Makarna da aynı yani pizza gibi. Yani
kabus falan görürüz şimdi onu yiyip yatarsak. Hazmetme sıkıntısı. Yani ben yaşamam da sen yaşayabilirsin, hazmedemeyebilirsin. O yüzden söylüyorum. Yani sen demin ya sen hazmedecekmiş gibi duruyorsun zaten. Çorba mı içsek böyle temiz? Zaten onu içsek keser gibi yani bu saatte. Çorba mı? Hı. Ya eve gelene kadar soğur o. He. Makarna. Makarna düz. Çorba salat. Bence mi? Bir bak ya, bir bak. Boşuna bence biz yorum yapıyoruz, tartışıyoruz. Bakalım hı, neler var. Belki açık mı değil mi bir. Bakayım. Kapalı. Bu da kapalı. Bu da kapalı. Biz boşuna didişmişiz zaten. Her yer kapalıymış. Tek bir seçenek kalıyor. Mecbur buradan söyleyeceğiz. Hmm. Hmm. Ama bunlar çok acayip. Malzemesini falan bayağı bol koyuyorlar. Söyleyelim. Güzel güzel. Şey yapma. E tamam. Pizza pizza diye tutturdun. Adam zaten tostu pizza gibi yapmış. Baksana şuraya malzemesine falan. Çok güzel doydum. Hmm. Çok iyi. Yalnız... İyi oldu çay demlediğin, değişiklik oldu. Ben tostun yanına çay yakışır diye düşündüm. İyi düşünürsün. İçer misin bir tür daha? Koyayım mı? Sen mi koyacaksın? Hep sen mi getireceksin? Yani ben çok isterim tabii bana çay koy ama... benim çok uykum geldi. Ben bir çay daha içemeyeceğim. Ha, uykun geldiyse bence de tabii içme, hiç gerek yok. O zaman hadi yatalım. Hadi gel. Evet arkadaş. Yani arkadaşız. Evet arkadaşız. Evet. Öyle değil ya şey. Ay lütfen sus, ben anladım. Ha? Ben koltukta yatarım yani, hiç zahmet olmasın. Şuraya hemen şöyle ben kıvrılırım. Oh, yastık da var burada, ne güzel. Bana bir battaniye yeter. Sanem ne yapayım? Sen utanınca böyle hareketler yapıyorsun. Saçma sapan ne yaptın? Kalk hadi, şu misafir odası var. Ben sana orada istediğin güzel devresim takımları, çarşaf takımlarını hepsini vereceğim. Güzel kıyafet de vereceğim. Gel burada yatma, iki büklüm. Üşüteceksin. Hiç gerek yok. Kalk. Kalk, koltukta sürünme. Kalkar mısın? Tamam, çok ısrar ettin. Tabii ki ısrar ediyorum. Gel. Gel, içeride misafir odası var. Al istersen eşyalarını ya da bırak, evet, sen bilirsin. Arkadaşlık böyle bir şey demek ki. Gel. Bahane ederim. Kafayı takma sen. Düşünme bunu. Bakalım eve gelen kızlara verdiğin tişörtler çekmecesi bu muymuş? Çünkü yani eve gelen kadınlara onlardan veriyor. Bence en çok bana yakışıyor. Yani lütfen arkamdan konuşmasak mı? Yani... Aa, pardon. Bunlar da kulak yani. Tek bir tane tişört var değil mi? Bütün gelen kadınlara aynı tişörtü veriyorsun. Bizim adımız ne ara 9'a çıktı da 8'e inmiyor? Ben anlamadım ki niye diyorsun öyle şeyler? Ne alakası var ya? Bak sana son derece centilmen bir şekilde tişört getirdim, şort getirdim. Üşürsün diye. En sevdiğim ırkadır yani bu arada. Ondan sonra şöyle takdim edeyim. Bir diş fırçası. Teşekkürler. Başka işte yastık kılıfını falan filan beğenmezsen dolapta var. Yok, çok güzeller. Şey var, havlu banyoda. Başka da bir şey aklıma gelmiyor senin. Sorun var mı? Yok, uyumak için yeterli. Evet. Evet. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Güvenli uykular.
mevzuları kapatalım artık, tamam? Konuşmayalım bir daha. Sanırım kendi kendine konuşmaya başladı. Neler deli deli hareketler. Böyle şeyler düşüneceğine uyu uyu. Sen karışmasana. Saçma sapan hülyalara dalma diyorum. Giydin zaten adamın tişörtünü. Bir an önce uyu. Sabah erkenden kalk git evine. Ya sen sussana. Ben seni düşünüyorum. Kafamı karıştırıyorsun. Ben senin yüzünden uyuyamıyorum burada. Ha, senin yüzünden uyuyamıyormuşum demek ki ben de. Allah Allah. Ablama mesaj atayım mı acaba ya? Yok ya, atmayacağım. Ayana haber vereyim. Şarjım bitti. Benim şarj aletim yanımda değil ki. Şarj var mıdır onun acaba? İsteyeyim bari, ne yapayım? Hiç de istemiyorum bu saatte gitmek ama. Anlamadığım şeyler. Can. 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 Patladı. Ufaktan bir dejavu da oldu sanki ha? Çıtırdan. Ne oldu, bir şey mi lazım? Ben şarj aletimi yanıma almamışım da acaba sende var mı şarj diye soracaktım. Ha, var. Orada değil ama çekmecede. Alabilirsin kendin. Ay, niye zorlaştırıyorsun ki durumu? Hemen bak, onu alabilirsin. Başka bir şey? Vallahi lazım olan her şey sendeymiş gibi. Yok. Hayırlı akşamlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Baktın, baktın. Baktım. Bakmadım. Of, kafamı karıştırıyorsun benim. Allah. Aa, telefonumu şarj takacaktım. Aa, priz nerede ki burada? Bu saatte de priz sarılmaz ki. Nerede bu priz?